Sanırım çok harika bir yer buldum. Alanya'nın kalesindeyiz. En tepesindeyiz aslında. Yani sol tarafımı size göstermek istemem. Çünkü yükseklik korkusu olanlar gerçekten buraya oturamazlar diye düşünüyorum. Aşağısı tam anlamıyla yüzlerce metre uçurum. Ya ben bile şu an tırsıyorum böyle. Tam kenardayım. Yemin ediyorum var ya. Buraya da nasıl çıktım hiç sormayın. Alanya'ya geldim çok şükür. Pamukkale'de kalmıştık zaten. 2 günlük bir Antalya serüveninden sonra sağlıklı ve çok güzel, eğlenceli geçen bir Antalya macerasından sonra Alanya'ya geldik. Ali abimin ve Ömer'in yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü yerler buralar. Ömer Kara biliyorsunuz Alanyalı. Ali abimiz en iyi temsilcilerinden Alanya'nın. Yolculuğum da çok güzel geçti çok şükür. Antalya Alanya arası, Pamukkale Antalya arası yollar güzel. Antalya Alanya arası yollar güzel. Pek bir heyecan yaşamadım. Çünkü biliyorsunuz Türkiye trafiğinde heyecan üstüne heyecan artık alışkındık ama görünüyor ki gittikçe insanlar daha bilinçli oluyor trafik kullanımında. Buraya geldik. Arif abi gördüm az önce. Arif Razgatlı oluyor. Zaten Alanya'ya girerken sol tarafta dükkanı var kendisinin. Kaleye çıkmak istedim. Sonra birazdan tekrar bir çayını içmeye gideceğim. Cüneyt arkadaşım var burada. Bir otelde kendisi çalışıyor. Oraya gideceğim inşallah yanına. Ondan sonra şuraya çıktığım maceranın kat kat daha yükseğini yaşayacağımı sandığım bir macera daha olacak büyük ihtimalle Alanya Mersin arası. Çünkü ilk önce Konya'dan gidecektim Feride'ye ve babasına uğramak için ama Feride babası acil bir şekilde Hollanda'ya geri dönmek zorunda kaldılar ki ben de 50 kilometre geri gelip Konya tarafından birkaç yüz kilometre dolanmak istemiyorum. Artık biraz viraj göreceğim. Tehlikeli olacak biliyorum. Silifke, Anamur oralar çok tehlikeli. Önceden geçmiştik babamla. Artık hayırlısıyla inşallah oradan da geçeriz. Bundan sonraki videomu büyük ihtimalle Antep'te Kübra ve Abdullah abiyle çekeceğim. Yolculuğum çok güzel geçiyor gerçekten. Alanya mükemmel bir yer. Deniziyle, insanıyla harika bir yer. Alanya herkese gerçekten tavsiye ediyorum ki ben çok turistik bir yer zannediyordum Alanya'yı ama daha doğrusu çok kalabalık turistlerin olduğu bir yer zannederken çok doğasıyla ve deniziyle Türklerin ve yabancıların çok güzel bir arada olduğu bir bölge. Çok şükür buraları da ince ince göreceğiz çünkü Alanya'ya önceden geldiğimde fazla gezme imkanım olmadı. Artık inşallah burayı da bugün gezip tozup Allah'ın izniyle ya akşam çıkacağım ya yarın sabah çıkacağım. Görüşmek üzere. Artık Antep'te Kübra ve Mustafa Abdullah abiyle beraber öpüyorum sizi. gülerek başlıyoruz videoma çünkü ciddi anlamda inanılmaz bir sistem kurduk. Direğe, fotoğraf makinesini ve üzerinde telefonu tamamen bağladık. Neyse,
Gaziantep'teyiz. Alanya'yı çok güzel bir şekilde bitirdik. Cüneyt, çok teşekkürler kardeşim. Arif abi, mükemmel bir misafirlik örneği gösterdi. İkisi de. Allah ikinizden de razı olsun. Tabii ki oradaki dostlara da, buradan tanıştığımız insanlara da çok teşekkür ediyoruz. Alanya, Gaziantep arası 900 kilometre. Aslında ilk önce içeriden gelecektim. Ama bir arkadaşımız, bir dostumuz, oradan gitme abi, oradaki kamyonlar, otobüsler seni yer dedi. Ben de onu dikkate alarak yine Manavgat'a geri gelip Konya tarafından Gaziantep'e geldim. Çok güzeldi yolculuğumuz. Yolculuğum daha doğrusu. Özellikle Beyşehir Konya arasında yine otoban çok fazla virajlıydı. Çok haz aldım. Allah, telefonum düştü, bir saniye. Hala çekim yapıyor herhalde. Evet, hala çekim yapıyor. Çok güzeldi, çok şükür. Gaziantep'e geldik ama yorucuydu 900 kilometre. Tabii yoruculuğumun bir anda yok olmasını sağlayan şey de Gaziantep'de yaşayan motorcuların, Kübra'mızın ve Abdullah abimizin öncülüğünde otoban çıkışında inanılmaz bir karşılama töreni hazırlamaları. Çok duygulandık, çok güzeldi, harika bir karşılama töreni hazırlamışlar, sağ olsunlar. O akşamı öyle geçirdik onlarla birlikte, o yorgunluğumun üzerine çok da tatlı bir sürpriz oldu. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Moto Ayıntap grubuna da buradan gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çok fedakar davrandılar bu konuda. Akşam toplanıp hep beraber otoban çıkışına gelmişler karşılamak için bizi. Teşekkür ediyorum her halükarda. Gaziantep'i sorarsanız, Gaziantep umduğumdan, beklediğimden çok daha güzel bir yer. Atatürk'ün şehri Samsun olarak düşünürken ben gerçekten şaşırdım. Bu kadar Atatürkçü, bu kadar, daha doğrusu, Mustafa Kemal hayranı bir şehirle karşılaşacağımı fark etmiyordum, bilmiyordum. Bu kadar Türk bayrağının asılı olduğu bir şehirle karşılaşacağımı bilmiyordum. Tabi tarih bir taraftan, gördüğünüz gibi Antep'in hamamının önündeyiz. Ben bilerek ve seve seve burada kalenin altında bir çok güzel bir hamam var. Henüz giremedim ama düşünüyoruz inşallah bu akşam. Sol tarafımda Kübra'mız var, oturuyor. Arka tarafta da bilmiyorum, adamın biri ağacın altında bizim tişörtlerimizden giymiş. Tanımıyorum kendisini ama çok güzel bir ortam Gaziantep. Herkese seve seve tavsiye ediyorum. Ayrıca telefonumu kapatmam lazım, yoksa telefonum yine uzun bir şekilde olacağı için Facebook'a yerleştiremeyeceğim. Şimdiden Facebook'a yerleştireceğim videoyu söyleyebilirim. Allah izin verirse yarın sabah Ankara tarafına çıkacağım. Ahmet Aydoğan'ın yanına gideceğim inşallah. Yarın sabah da tabii gitmeden Adana'daki Zekeriya abimle Duda ablama uğrayacağım inşallah. Görüşmek üzere Facebook severler. Aşağıdaki videoma tekrar devam edeceğim. Evet, Gaziantep'de çok güzel bir iki gün geçirdim. Abdullah abi sağ olsun, Kübra sağ olsun, süperdi. Çok yerler gezdik, çok yerler gözdük, yemeklerini yedik. Harika günler yaşadık, saatler yaşadık. Unutulmayacak dakikalar, unutulmayacak saatler. Dün akşam tabii ki yine Moto Ayıntap'la beraber çok güzel bir gezi yaptık, tur yaptık. Onlara da tekrar tekrar teşekkür etmeden duramıyorum. Artık Allah razı olsun hepsinden. Allah Kübra'mızdan razı olsun. Allah Abdullah abiden razı olsun. Abdullah abi diyorum ama dediğiniz gibi şurada da belki görebiliyorsunuz ama Kübra'cık da orada oturuyor. Sağ olsunlar. Bütün her şekilde çok sabırlı davrandılar benim için. Allah herkesten razı olsun. Ben çok mutluyum buralarda. İnsanın gidesi bile gelmiyor. Gaziantep gibi güzel bir şehirden, tarih şehrinden. Artık yarın inşallah Ankara'ya gideceğim. Ahmet Aydoğan kardeşim bizi bekliyor. Misafir edecek inşallah. Ondan sonra da yolum artık Ünye'ye gidecek. Babamlara, ablamlara, sevdiklerime kavuşmak için. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar tekrar Gaziantep'i övmekten onur duyuyorum. Çok güzel bir şehir. İnsanıyla, tarihi eserleriyle, sokaklarıyla ve Mustafa Kemal hayranı olan bir şehirle çok beni etkiledi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.